Gerçekten artık çekemeyeceğim ya. Yönetmenim lütfen şeyin videosunu verir misiniz lütfen? Züleyha Hanım'ın 20 milyon değerinde olan evine geldik. Oldukça büyük bir salonu var. Edindiğim bilgilere göre altın rengi heykel tam 1,5 kilogram ağırlığında ve 18 gram altından yapılmış. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Tam 3 milyon TL değerindeymiş. Koltuk modelini çok klasik tercih etmiş. Kapı eşiğinde bir hijyen paspası görüyoruz. Kendisi bayağı titiz galiba. Hatta bu paspas Dubai'den gelmiş. Sıra geldi yatak odasına. Burada da klasik mobilyalar tercih edilmiş ama en azından kabartmalı mobilyalar yok. Başucundaki bu aksesuar neyi ifade ediyor pek anlayamadım ama şık görünüyor. Sade kahverengi eşyalar hoş görünüyor. Ebeveyn banyosu olması büyük avantaj. Oturma odasında sade, spor bir L koltuk görüyoruz ve karşısında sallanan bir koltuk. Gayet kullanışlı ve konforlu görünüyor. Mutfakta kırmızı ve siyah mutfak dolapları buzdolabıyla bayağı uyumlu duruyor. Çok havalı dubleks bir evde olduğumuzu şu an fark ediyoruz. Burası da çatı katındaki keyif odası olsa gerek. Oldukça rahat görünen koltuklar ve farklı duvar aksesuarları var. Terasın manzarası çok zengin duruyor. Bakalım diğer yarışmacılarımız nasıl bulacaklar bu havalı evi. Ben evin en çok o terasını beğendim. Keyif orada odası var. Yemiyor biliyor musunuz? Çok mütevazidir kendileri. O paspasın bir anlamı var mı peki? Şöyle. O nasıl bir hijyen paspası? Bir hijyen takıntısı var gerçekten. Evet. Dikkat eder, acayip dikkat eder. Onu anlıyorum her kadın gibi o da dikkat evet. eder. Ama bu şöyle ki evin ayakkabıyla giriliyor birçoğu kez. Ayakkabıları oraya bastığın zaman dışarıdan taşınan bütün bakterileri kapıda bırakmış oluyormuşsun. Kızlar öyle böyle şey görünüyor ya böyle saçaklı saçaklı. Evet. O böyle şarj edilen bir şey. Aa, ayağınızı tam ortasına basma yeri var. Basıyorsunuz böyle kabarıyor, kapatıyor, tekrar açılıyor. Şaka ay, mı? Benim kayınvalidem görmesin. Kimin heykeli o? Heykelcik. Gördünüz mü heykelciğini? Heykelcik. Tanışmak isteriz. Bunun şimdi inşallah. Değeri 3 milyon mu? Evet canım 3 milyon. 1,5 kilo ve 18 ayar altın değerinde heykelcik. Ne? Tatlım çok mütevazıdır. Yoksa var ya yani. Ya bir şey diyeceğim. Hadi paspasın işlevi var. Bu ne alaka yani? Ne alaka? Tatlım seviyor kadın. Zenginliğini göstermek seviyor. Bacı altın heykel o muydu? Evet. Bir ev değerinde, bir servet tamam değerinde. Tamam da orada nasıl duruyor? Çalsalar niye nasıl oluyor? Sen hiç mi bir yere gitmiyorsun? Orada ne bekliyorsun? Niye bankaya koymuyor? Hayatım herkes saklıyor. Ben ulu orta. Çünkü onun hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Bu sayede herkes öğrenecek. Ama garajda ve her yerde her 5 metrede bir kameralar var. Evimdeki altın heykeli konuşmaya hiç kimseye müsaade etmiyorum. Daha paspas neyin nesi ya? Bir dakika ben diyeceğim. Hijyen paspası. Bacı ne hijyen paspası? Onu ben elim görüyorum yepyine. İşte onundan kederiyor, paspas örüyor. Ya Züleyha Hanım bu nasıl paspas? Her zamanki bildiğimiz paspas. Sen ne ayrıcalığın var? Sen bağlayarmışsın, seni kazıklamışlar bacım, yok. O hijyen paspası, altında dezenfektan var. Ayağını sokuyorsun, gömülüyor, şöyle yapıyorsun. Hatta yoğun bakımların kapısında da var. Ya yoğun bakımların köyden dolayı yoğun bakımlar yok. Var diyor. Yani o şimdi orada sildiğin... Estağfurullah, ne diye yalan söylüyorsun? Orada sildiğin ayağını eve giriyorsun ayakkabınla yani. Evet, ve ona da hijyen mi diyorsun? O kadar bir kalabalık var ki sosyete pazarlarında bulduğunuz bütün aksesuarları evinize taşımışsınız bir kere. O objelerin neyden yapıldığını biliyor Hayır, musun? Hayır bilmiyorum. O objeler abonoz ağacından el oymalı, el işçiliğiyle yapılır. Tamam. Öteki papirüs kağıdıdır. Diğeri de muz yaprağını kurutularak yapılan, şekillendirilen tamam. ve tamamıyla el
emeği olan abonoz ağacından yapılan heykelciklerdir. Tamam. Pazarda ya da orada burada bana pazar gibi geldi. Siz çok güzel reklam yaptınız. Benim demek istediğim o kadar eşya yoğunluğu var ki evi gezerken... Şey yok. Hayır, şu anlamda söylüyorum Züleyha Hanım ya. Madem getirdiniz evinizin görüntüsünü, eleştiriye açık olmanız lazım. Madem bu kadar mütevazılıktan bahsediyorsunuz, yaptığım eleştiriyi bile kaldıramadınız ama.